Şimdi kardeşim biri sormuş. Demiş ki: "Esselamu aleyküm. Sizin kanalı çoktan izliyorum. Sizi Bakü'den takip ediyorum, yazıyorum. Akidenizle alakalı soru sormak istiyorum." demiş mesela. Demiş ki: "Müşrikleri tekfir etmek dinin aslından mıdır? Ve sizler Aziri, yani Azir tekfirini tekfir ediyor musunuz?" demiş. "Nasıl görüyorsunuz?" demiş. Yani ne demiş kardeşler? Sorunu özetleyeyim. Yani kafire kafir demeyen kafir olur mu kaidesinden bahsediyor. Zaten cevaba geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Zaten insan bir kafire niye kafir demez? Bunun birkaç tane sebebi var. Bir, cehaletini mazeret gördüğü için kafir demez. İki, tevili var diye kafir demez. Üç, zaten o ameli küfür görmediği için kafir demez. Dolayısıyla bunların hepsini genel olarak anlatacağım. İnşallah bu konudaki itikadımızı özet niteliğinde anlatacağım. Bu konuda inşallah faydalanabilirsiniz. Ne demek istediğimi inşallah anlatabilirim. Evet. Şimdi öncelikle bu kaide Ehl-i Sünnet'in büyük kaidelerinden bir tanesidir. Men lem yukeffir kafir fehuve kafir. Her kim bir kafire kafir demezse o kafir olur. Kaidesi bu Ehl-i Sünnet'in büyük, azim olan kaidelerinden bir tanesidir. Bu kaideyi selef yapmış. Mesela İmam Ebu Hanife yapmış. Kafirlere küfür nispet etmeyen herkesi kafir olacağını söylemiş. Bununla beraber geçmişte İmam Ahmet olsun, selefin büyükleri Kur'an mahluktur diyen kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir kaidesini yine kullanmış. Sonraları Muhammed bin Abdülvahhab, İbni Teymiye, bunlar hepsi ne yapmışlar? Aynı şekilde kafire kafir demeyenin kafir olacağını kitaplarında zikretmişlerdir. Muhammed bin Abdülvahhab İslam'ı bozan unsurların 3. babında der ki: "Men lem yukeffiril müşrikine au şekke fi küfrihim." Her kim müşrikleri tekfir etmezse veya onun küfründe şüphe ederse, diyor ki, au sahhaha mezhabahum kafara, ve onların yollarını sahih doğru görürse o kafir olur. Bakın, o kafir olur. Bu nedir? Bu da yine Ehl-i Sünnet'in büyük kaidelerinden bir tanesi. Yine Kadı İyad bununla alakalı icma nakleder kardeşler. Her kafire kafir demeyen kafir olur demişler. Ancak bunda bir tafsilat var kardeşler. Bu tafsilattan örneklerle bahsetmek istiyorum. Dört kısma ayıracağım. Normalde bunları 5-6 kısma da ayırabiliriz daha iyi anlaşılması için. Ama dört kısma ayıralım inşallah. Allah izin verirse başka bir derste bunu uzun uzadıya anlatırız. Birincisi, Kur'an ve sünneti anlattığı, söylediği ve orada sabit olan meseleleri inkar etmek veya onların kafir dediklerine kafir dememek, işte bu nedir? Bu Kur'an'ı ve sünneti yalanlamak babından olduğu için kişi kafir olur. Çünkü Allah Azze ve Celle ne der? وَمَا يَشْهَدُوا بِآيَاتِنَا اِلَّا الْكَافِرُونَ. Yani bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder. Allah Azze ve Celle birine kafir diyor, sen ona Müslüman diyorsun. İşte bu nedir? Ayeti yalanlamaktır. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِسُ سَلَاسَتِينَ. Her kim, bakın her kim Allah üçün üçüncüsü derse o kafir olur diyor. Üçün üçüncüsü derse kafir olur. Veya başka lafızlarda, لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَسِيْهِ اِبْنُ مَرْيَمَ. Muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler de kafir oldu diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu iki tane örneği alacak olursak, bu iki tane örnekte bize ne var kardeşler? Allah Azze ve Celle dedi ki, her kim Meryem oğlu Mesih Allah'tır derse kafir olur diyor. Başka bir rivayette her kim Üzeyir Allah'ın oğlu derse kafir olur diyor. Başka rivayette her kim üçün üçüncüsüdür derse de kafir olur diyor. Biri derse ki hayır, bu Müslümandır. Yani Hristiyanlar da cennete girecek. Bu Müslümandır. Yolu sahihtir, güzeldir. Yaptıkları güzel şeyler vardır gibi şeyler derse bu icma ile kafir olur. Burada hiçbir ihtilaf yoktur. Hiçbir ihtilaf yoktur. Dolayısıyla bu bir tanesi. Veya sünnette sabit olan bir küfür veya bir kafir hakkında
kişinin yalanlamaya gitmesi. Mesela Kab bin Eşref'in kafir olması ama bir dese ki yok Kab bin Eşref aslında Müslümandı derse, Ebu Cehil için Müslümandı derse, Firavun için Müslümandır derse veya Deccal için veya ne bileyim şeytan için derse, bunlar Kur'an ve sünneti yalanladıkları için kafir olmuş oluyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. İkinci bir bab açıyorum buraya. Üzerinde icma edilmiş sapık ve delalet fırkalarının tekfir edilmesi konusu. Burada da hepinizin bildiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri müstesna, hepsi ateştedir diyor. Tabi bu ateştedir denilen fırkaların hepsi yaptıkları bidatler küfre delalet ediyor mu etmiyor mu, burada ihtilaf var. Ancak küfre delalet edenler hakkında icma edilmiştir. Mesela örnek vereyim. Her kim bunlara Müslüman derse bunlar da kafir olur bizim itikadımıza göre. İbn-i Arabi ve taifesine Müslüman derse bunlar bize göre kafirdir. Bunları tekfir etmeyen herkesi tekfir ediyoruz. Veya Dürzileri, Nusayrileri, Rafizileri, Cehmileri, Kaderiye'yi, Mutezile'yi. Tabi Mutezile kendi aralarında kısım kısımdır. Bizim kastettiğimiz Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar edenler. Hadis inkarcılarını. Bakın dikkat edin, hadis inkarcılarını. Veya Allah'ın sıfatlarını inkar edenleri tekfir etmeyen herkesi tekfir ediyoruz. Yani buradaki itikadımız bu. Üçüncüsü ise günümüzde şirklere açık olan tağutlar var mesela. Veya bu ümmetin Yahudileri ve Hristiyanları var. İsmi Ahmet, ismi Mehmet, ismi Ali, ismi böyle Müslüman ismi. Ama Yahudilerin yaptığı işleri yapıyor. Hristiyanların yaptığı işleri yapıyor. Dolayısıyla bunların yaptığı işleri yapıyor. Bize göre bunları tekfir etmeyenler de kafirdir. Ve ecnebilerin yollarına uyanlar. Mesela demokrasi, sosyalizm, komünizm gibi meselelerde kendisine başka bir yol edinmek isteyen herkesi biz tekfir ediyoruz. Bunları tekfir etmeyenleri de tekfir ediyoruz. Dolayısıyla kafire kafir demeyen kafirdir kaidesi güncel olarak buradaki kastımız nedir? Buradaki kastımız işte yani bugün günümüzde mesela adamın mesela şuna kafir demesi kolay oluyor. Ya Hristiyanları tekfir etmeyen herkes kafirdir diyor. Ama bugün Hristiyanların yaptığı ameli yapanları tekfir etmiyor mesela. Mesela Sofiler var. Bu ümmetin Hristiyanları onların yaptığının aynısını yapıyor. Aynı ameller, isimler değişik. Bunları tekfir et yok. Bunları tekfir etmeyen herkes kafirdir. Öncelikle bunu da söylemek istiyorum. Kardeşler şunu da söylüyorum. Ve demokrasi de öbür dinlerden hiçbir farkı yoktur. Bir adam bunu yaparsa kendisine başka bir din edinmiştir. فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ. Her kim İslam'dan başka bir din ararsa o ondan kabul olunmaz. Ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olur diyor. Dolayısıyla demokrasi dinine inanan, ona tabi olan herkes nedir? Kafirdir. Onlara kafir demeyen de kafirdir. Bu kaideyi biz bunlar için de kullanıyoruz diyebilirim. Dördüncüsü ise kardeşler, nazari olan, kapalı olan, küfrü sarih olmayan, hakkında ihtilaf olan meselelerde biz bu kaideyi kullanmıyoruz. Kafire kafir demeyen kafir olmaz diyoruz bu konuda. Nedir mesela? Namazın terki gibi meselede. Mesela namazın terki ümmetin bir kısmına göre küfür iken bir kısmına göre fısktır, fasıklıktır veya küçük şirktir. Dolayısıyla biz bundan dolayı öbür kısmını tekfir etmiyoruz. Veya zekatın terki. Sahabenin bir kısmı buna küfür derken ümmetin çoğunluğu buna küfür değil demiştir. Benzeri sebepler zikredilebilir. İçinde şirk olmayan ama zahiren şirke benzeyip de insanların bir kısmının buna şirk dediği ama bir kısmının hayır bu amel şirke benziyor ama şirk değil dediği kapalı olan meselelerde kafire kafir demeyen kafir olmaz diyoruz. Burada ne yapıyoruz? Burada duruyoruz ama bunu da önüne gelen çocuk oyuncağı yapmasın. Bu mesele açıktır. Bu mesele katidir. Bu mesele aslu dindir.
bu şöyledir, bu böyledir demenin bir manası yok. Silsileye gelecek olursak, bu konu hakkında da kısa bir açıklama yapıyorum. Zaten arkadaşın bir sorusu daha var. Onu başka zaman anlatacağız. Biz silsile diye kastettiğiniz biri neyse biri de odur demek ise biz bunu kabul etmiyoruz. Biri neyse biri de odur diyor adam. Baştaki neyse sondaki de odur. Sonuna kadar gider diyor. Bu ne ya? Sonuna kadar gider. Doğmamış çocuğa don biçmek gibi bir şey oluyor yani. Daha ortada folyo yumurta yok. Adam ne yapıyor? Adam diyor biri neyse biri de odur. Hepsi aynıdır diyor ya. Böyle bir şey yok kardeşler. Bize göre biz ne yaparız? Muayyen iki kişiyi getiririz. Eğer gerçekten bunlar Allah ve Resulü'nü inkar eden insanlar ise bunları tekfir ederiz. Bunları tekfir etmeyenleri de ederiz. Ama hayali şeyler hakkında konuşmaya gerek yok. İmam Malik'in dediği gibi olay yok. Git olsun öyle gel. Olmadan mesele üzerinde konuşmak insanları Allah muhafaza bidata, sapıklığa, tefrikaya götürüyor. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda olduğu gibi. Ortada hiçbir şey yok. Yaşanmış bir olay yok. Adamlar kendi aralarında gereksiz tartışmalar, gereksiz tefrikalar yapıyorlar diyebilirim. Bu konuda Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilir diyebilirim. Ama bu ehli sünnetin vel cemaatin üzerinde olduğu mezheptir. Bu konuda kesinlikle bir ihtilaf yoktur diyebilirim. Evet. Tabii şahıslar hakkında olacak olursa örnek vereyim size. Şunu da söylemek istiyorum. Herhangi bir şahıs var, bir hoca var. Adam diyor ki onu tekfir ediyor musun? Hayır etmiyorum. O zaman sen de kafirsin. Neden? Çünkü adam böyle böyle küfrü var. Tamam o küfrü bana açık değil ki. Ben görmedim ki o küfrünü. Ben senin sözünle hareket etmek zorunda değilim ki kardeşim. Senin şahitliğinle o adama kafir demek zorunda mıyım? Ki sen adaletli olsaydın direkt demezdin sen de. Daha dur ben adamın durumunu bilmiyorum. Adamın şirkini görmemişim. Neymiş? Adamın kafir dediğine illa kafir diyeceğim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunu da söylemiş olalım diyelim.